Rixos Premium Tekirova hastasıyız. Birazcık altlık yaptık, kahve, şampanya falan derken hafif bir karın acıkması. Pide mide, kızartmalar, ekmeklerle başlıyor. Tam sağlıklı bizlik. Çok mutluyuz. After photo. Bu odayı daha önce göstermiştik. Tabii ki aylardan Kasım Lotus'a geldik. Ben bir ekşi kokteyl söyledim. Güzel değil mi? Yürüyüş yapıyoruz. Burası bölgede büyük bir tesis. Oldukça geniş bir alana yayılmış. Sadece 30 dönüm arazi çocuklar için ayrılmış. Dostlar selam, an itibariyle Rixos Premium Tekirova'ya giriş yapıyoruz. Daha önce iki tane videomuz var bu otelle alakalı ama bu içerikte çok güzel olacak vlog tadında. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Evet, böyle bir bagaj fişi aldık. Şu an odamız hazır değil ama oda hazırlanınca bu bagaj fişiyle gideceğiz, odamızı alacağız. Zaten bagajımız odaya çıkmış olacakmış. Relax moddayız. Kahvemizi içiyoruz. Oda hazır değil. Çok da sıkıntı değil zaten şimdi. Takılmaya başladık bile. Rixos Premium Tekirova hastasıyız. Böyle kahvelerimizi içtik. Sveta'da laktozsuz sütlü, evet, latte içtik. Güzel değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Laktozsuz sütün hastasıyız. Evet, Sveta. Hoş geldin drink'i. Kahveden sonra. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şampanya. Evet, birazcık altlık yaptık. Kahve, şampanya falan derken hafif bir karın acıkması. Şimdi restorana gidiyoruz. Odamız hazır olunca odayı alacağız ama öncesinde bir karnımızı doyuralım restoran kapanmadan. Pide mide, kızartmalar, ekmeklerle başlıyor. Tam sağlıklı bizlik. Müthiş. Sveta bak. Bunlar çok sağlıklı. we spoke about how to live without gluten free. But unfortunately in Turkey it's impossible. Aynen. Şarap falan takılacağım diyorsam bakın burada güzel bir peynir köşesi var. Peynir de bize zararlı, harmful ama bak çok güzel peynirler var Sveta. Evet. Yapacak bir şey yok. Şimdilik diyet yok. Böyle. Salataları bu şekilde buradan alabiliyorsun. Zeytin, meytin, turşu falan. Bütün hikaye burada. Sveta bunu çok sevecek. Bak hamsi var. Balık var. Bunların hepsi sevdiğim. French people, I just don't understand people. She told if we will not like anything we will go. How they cannot like all these foods? Bilmiyorum. Bak. Yani burada meze yapabileceğiniz her şey var bu arada bakın. Dolmadan tutun. Ondan sonra somon füme de var bak. Sveta. Bu ne patlıcan? Yok. Kabak dolması. Çok güzel şeyler var ya. Diyet yok. Yok. Sömelek köfteymiş. Bamya var. Böyle değişik bir şeyler arıyorum denemek için. Her zaman yediğim klasik et yemeyeceğim. Burası klasik Türk mutfağı. Sveta bunu görünce delirecek. Şimdi bak hemen gördü. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hemen gördü. Neyi gördü? Oh my god. Karides. Çin mutfağı. Burası yine sağlıklı beslenenlerin köşesi diyelim. Çocuk da buradan yiyor galiba. Makarna hikayesi burada.
Burada size özel de makarna yapıyorlar anladığım kadarıyla. Böyle makarna köşesi diyelim buraya. Devam edelim. Bunlar da pastane usulü sütlü mütlü çikolatalı tatlılar. Şu irmik tatlısı galiba. Sibeta nasıl? I prefer shrimp. I prefer shrimp. Onun yerine. Bunlar da yenir yani. Ha? Şimdi şunu yemez misin ya? Şunlar yenmez mi bak? Bak burmalara, kadayıflara bak. Hadi bunlar neyse. Bunlar bize uymaz ama bak baklava var. Bakın. Baklava. 3, 4, 5, 6, 7, 8 çeşit baklava var. Yenir. Balık buğulamalar, bilmem neler. Burası da yine birkaç tane etin bulunduğu bir büfe. Burada ne var bakalım Suriyata? Çok renkli duruyor. Bak peynirler. Aa cacık var. Ya çok güzel ya. Bak greçka. Aa greçka. Çok güzel ya. Başlayalım mı? Bu healthy corner. Aynen çok sağlıklı. Çok sıra dışı bir tabak yaptım. Yine Türk ağırlıklı dolma. Ondan sonra cacık var bak. Cacık ki. Svetlana yapmış tabii ki balık. Afiyet olsun Svetlana. Evet olsun çok sevdim. Evet yemeğimizi de yedik şimdi. So happy. Çok mutluyuz. After food. Odamızı da alırsak daha da mutlu olacağız. Artık odaya çıkma vakti geldi. Interesting. We booked deluxe land view. Aynen. We'll see maybe we will have some upgrade. Bakacağız. Evet arkadaşlar odayı aldık gidiyoruz. Şu koridorun sonunda bir asansör çıkacak karşımıza. Bu asansörde 3'e basacağız ve odamıza gideceğiz Svetlana. Upgrade var. Evet oda upgrade'li bir oda. Çok güzel yenilenen bir oda. Teşekkür ediyoruz Rixos ailesine. Şurada bir asansör olacaktı. O asansör bu asansör. Buradan 3'e çıkıyoruz. Ondan sonra odamıza gidiyoruz. Svetlana yok. Svetlana nesin ya? Odaya gidiyoruz. Baktım Svetlana yok. Bakalım 13.46 13.45 burada. Dışarıya çekiyoruz. Odaya geldik. Odamız yenilenen deluxe oda değil mi? Deluxe Family Suite. Aa evet. Deluxe Family Suite. Bu odayı daha önce göstermiştik. Burası gerçekten çok güzel. Daha önce de görmüştük burayı ama bir daha şimdi göstereceğim size. Bakınız ne yazıyor? Çakar Bahadır, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi konforlu yatağımız. Farklı çeşitte yastıklar var. Açıklamada da zaten yazmışlar. İçeriğinde ne olduğu vesairesi, ortopedikliği gibi gibi. Odayı daha önce göstermiştik. Burası güzel ahşap tonların olduğu güzel bir oda. Hemen çok kısa şöyle balkonu da göstereyim. Ondan sonra balkonda da böyle bir şuradan yandan bir deniz manzaramız ve havuz manzaramız var. Tabii buraya aileyle çoluk çocuk gelenler için güzel olan bir konu. Bakın burada ayrı bir çocuk odası var. Burada çocuklar takılıp yatıp kalkabiliyor. Hatta bir tane ekstra yatak var. Burada tek kişilik, burada tek kişilik. Burada da banyoları var. Müthiş. Tabii ki aylardan Kasım. Artık yaz neredeyse bitti. Neredeyse diyorum Antalya için böyle. Tabii ki birçok yerde çoktan bitti ama burada da hemen hemen bitmek üzere. Ama buna rağmen bu mevsimde denize girebiliyorsun. Gelip burada böyle kısa kolluyla takılabiliyorsun, şortla takılabiliyorsun. Bence bu bile müthiş. Biz çok dondurma taraftarı değiliz ama eğer siz gelirseniz bakın 12'de açılıyor, 9'da kapanıyor. X-Cream'e gelebilirsiniz. Böyle bir ortam. Dondurmalar da renkli. Şöyle çok az külaha ne alabilirim? Vanilya, bu da çikolata. Yok bu karamelmiş gerçi. Çikolata vanilya. Yok mu? Çikolata yok. Çikolata yok. O zaman şöyle tatlılardan
Ha, ondan koyabilirsin bir tane. Teşekkürler. Afiyet olsun. Evet, Lotus'a geldik. Ondan sonra ben bir ekşi kokteyl söyledim. Sveta ne söyledim? Aperol Spritz. Original değil derken Martini ile yaptı galiba değil mi? Yes, they made the Martini. Martini ile yaptı. Aperol bitmiş herhalde. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hazır buraya kadar gelmişken size tesisi gezdirelim. Bu karşınızda gördüğünüz villalar. Villa tipi konaklama sevenler bunları tercih edebilir. Bunların bir tık daha özeli vardı galiba. Bunlar mı en özeliydi? Which one is the best? Bunlar mı? Bunlar değildi galiba. Not the best. Best değilmiş. Ama bunlar da bence bayağı bize best. Bak yine özel havuzu mavuzu falan filan var önünde. Yürüyüş yapıyoruz. Burası bölgede büyük bir tesis. Oldukça geniş bir alana yayılmış. Sadece 30 dönüm arazi çocuklar için ayrılmış. Birazcık böyle yedik içtik ya, Sveta spor. Tesisin ana binası dışında gerçekten çok geniş bir alanda villaları var. Bayağı yani az buz da değil. Burada bayağı bir villa var. Bu villalarda türüne göre tabii ki fiyatlanıyor. En iyisi, en büyüğü, en özeli, işte ekonomik olanı falan diye böyle gidiyor. Tesis o kadar büyük ki, yani şu an ana restoranın olduğu, daha doğrusu o ana binaya herhalde 1 kilometre mesafedeyiz. Belki abartıyorum ama gerçekten şu an çok uzak. Rixos Premium Tekrova. Evet. Ne demek istiyorsun? Çok uzaklardayız şu anda. Villa bölgesindeyiz. But you see people walking. Aynen, yürüyor insanlar. Yeah, some people die. Okay, hadi, let's be honest. They should work. They have to walk. Work mu, walk mu? Walk, sorry. And work and... Is... Train zone'lar var burada abi, doğru. Valla değişik bir kafa. Bence bu da güzel. If you eat much, you have to do this. Kesinlikle. Bir şey lazım, idman lazım. In the morning I remember they have detox drinks. Evet, yarın ihtiyacımız olabilir eğer kahvaltıya uyanabilirsek. Uyanacağız mı? Kalkacağız mı? Hadi. Evet. Umuyorum. Yarın Monday. Pazartesi. Yarın pazartesi. Ondan sonra bir şekilde kalkacağız. Vallahi. Detox drinks, then güzel yemek, and walking, then çok güzel. Devam edelim mi? Evet. Haydi. Kaç kilometre otelin etrafında yürüdük. Kilo kaybettik. Efor yaptık. Nereye gidiyoruz? Atıştırmalığa gidelim bakalım. Belki salata malata bir şeyler yeriz. İşte gördüğünüz gibi böyle alan yemyeşil. Sonbahar olmasına rağmen yeşil kalabilmiş. Burada ördekler falan var. Biraz önce gördük. Yine bu barın olduğu meydana geldik. Lobiye döndük tekrar. Buraları göstermiştik. Mağazalar var falan diye. Hatta şurada luxury markalar var. Sıraya tam sever. Bak şurası another block. Hastaneye geldik bakalım ne var ne yok diye. Muffinler, sandviçler, poğaçalar, kuru pastalar. Birçok şey var. Bakalım burada ne var. Burada da yaş pastaları var. Buradan QR'la taratıp okuyabilirsin. Şu anda hiç pastane modumuzda değiliz. O yüzden çıkalım. Burası da ana havuz.
Bizim oda da şuraya bakıyor. Şu taraflarda bir yerde bizim oda. Burası da ana havuz. İnsanlar genellikle burada takılıyor havuza girmek istiyorlarsa. Böyle bayağı da büyük. İki sıra şezlong var. Tabii ki yazın bunların hepsi dolu olur. Ama yine bayağı büyük bir alan var diyebilirim. Bakalım devam edelim. Kasım'da Rixos başkadır. Burası People's. Burada 24 saat yemek var. Ne zaman acıkırsanız buraya gelebiliyorsunuz. Snack bir menü var. Yani siz oturuyorsunuz burada. Sizin ayağınıza geliyor, servis ediyorlar. Böyle bir ortam. Şurada bir yer bulduk, oturabiliriz bence. People's'ı bulmamızın şerefine. Güzel. Güzel değil mi? Hmm. Konsept nasıl? Güzel. Ne var? Breakfast, you have night food, you have day food. So, ne ararsam var? For example, breakfast is till 12 o'clock. If you miss breakfast in main restaurant, you can come here, get your omelette, eggs, different other stuff. So, comfortable. Güzel. Like that. Somon ızgaramız da geldi, Sveta. Nasıl? Cazur cazur. Looking tasty. Salatamız da geldi. Bunun adı ne Sveta? Orman salata mı? Garden salata. Garden, pardon. Bahçe salata. Bu orman nereden çıktı? Evet, odaya geldik. Hazırlandık. Şimdi tekrar yemeğe gideceğiz. Bakalım yiyebilecek miyiz? Çünkü ne yedik Sveta? Somon yedik. Somon yedik. Şimdi deneyeceğiz. Çok güzel şeyler olacak muhtemelen. Büfede biz de muhtemelen dayanamayacağız. Hadi bakalım. Akşam yemeğini de es geçmeyelim dedik. Tabii ki karnımız tok ama bir şeyler yemek isteyeceğiz gibi geliyor. Bakalım ne varmış. Yine burada. Balkan köfte. Bak brokoli. Vallahi brokoli yenir. Kuzu gulaş. Ondan sonra orman kavanozu var. Kıymalı kabak kavanozu var. Burada ne var? Tavuk sarma. Etli enginar dolma. Vay arkadaşlar. Burası yine Çin işi. Vallahi taze fasulye. Burada da nohut var. Ben birazcık nohuttan alırım. Aradığımız griciyi bulduk. Dışarıda. Burada pişiriliyor. Burada levrek var. Gördüğünüz gibi. Şuraya aç bakalım Sivriyat'a. Burada ne var? Somon var. Burada somon var. Burada tavuk var. Burada tavuk var. Yok pardon. Çupra var. Burada tavuk var. Burada da anam babam usulü ızgara köfte var. Burası oyun alanı. Böyle insanlar bilardo falan oynuyor. Soup. Sambal.
Hamburger. Yes, yes, yes. You have a lot of choice, but of course we prefer